Bu da bize özgü bir garabet. Şimdi devam edelim. Dün size Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun özerklik, federasyon ve neydi? Eyalet sistemi. Bunları tartışmalıyız açıklamasını hatırlatmıştım. Bir daha bir hatırlayalım. İzletmiştim dün. Bugün hatırlayalım. Ne zaman bu özellik istedik ya da şunu istiyoruz bunu istiyoruz diye bir şey söyledik. Diyoruz ki olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer lütfen eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok. Kendinize yakışanı yapıyorsunuz. Sözleri böyle Zekeriya Yapıcıoğlu'nun. Özerkliği, federasyonu ve eyalet sistemini tartışmalıyız. Bunda ne var diyor. Tartışabilmeliyiz diyor Zekeriya Yapıcıoğlu. Şimdi buna MHP'nin ne dediği, ne demediği, niye sessiz kaldığı vesaire zaten dünden beri ortada duran bir soru. Bugün de hala cari bir soru bu. Birazdan buna geleceğim. Meral Akşener bugün grup toplantısında İYİ Parti lideri bu konuya değindi. Meral Akşener Hüdapar Genel Başkanı'nı eleştirdi. Dinleyelim Meral Akşener'i. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Bugün eğer Gazi Meclisimizin kürsüsünden terör propagandası yapılabiliyorsa, federasyon, özerklik, çok ulusluluk çıkışlarına sessiz, dudakları, dili, kulakları lal olmuş kalınıyorsa, burada en çok da sizin sorumluluğunuz var muhteremler. Bir yandan terör propagandası yapılırken diğer yandan da eyalet sistemi, özellik ve federasyon nidaları atılıyor. Miting meydanlarında mangalda kül bırakmayanlar tavana bakıp ıslık çalıyor. Cumhuriyeti biz kurduk diye gezenler uslu uslu oturuyor. Bir yanda belediye seçimleri öncesinde demlilere şirin gözükmek için susanlar var. Diğer yanda ise beraber yol yürüdüğü, hatta bütçe savunmasını bile yaptırdığı Hüdapar'ın anayasamıza meydan okumasına susanlar var. Şimdi Akşener pek çok isim vermeden ama adrese teslim sözlerle pek çok yeri eleştirmiş. Tavana bakanlar var diyerek, işte cumhuriyeti biz kurduk diye diyenler diyerek farklı adresleri işaret ediyor. Hüdapar Genel Başkanı'nın tepkisi böyle Meral Akşener'in. Şimdi MHP'den çıt yok bu konuyla ilgili. MHP'den bir tepki yok. Tekrar altını çiziyorum. Ama Beştepe'den bir tepki geldi. Kimden biliyor musunuz? Birinci turda muhalif seçmenin oyunu toplayıp ikinci turda 14 Mayıs'taki seçimden sonra 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda Cumhur İttifakı'na katılan Sinan Oğan'dan geldi. Bir bakalım Sinan Oğan'ın açıklamasına. Bir kesimin linç kültürünü yaşam tarzı olarak benimsemesi ve sürekli iftira atarak siyaset yaptığını zannetmesi sebebiyle bir süredir sosyal medyadan soğumuştum ancak görüyorum ki bunlar iftirada sınır tanımamaya başladılar. Sosyal medyayı kullanmıyor olmamız birçok konuda sessiz kaldığımız anlamına da gelmesin. Doğru bildiğimizi şimdiye kadar farklı platformlarda dile getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Yeri gelmişken buradan da yazalım. Hiç kimse ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, sınırlarımızın değişmezliğini ve üniter yapısını tartışmaya açamaz. Herkes haddini bilsin diye yazmış. Beştepe'den gelen bir ses. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Hüdapar Genel Başkanı'nın açıklamaları için böyle diyor. Peki, biz bunu ilk kez mi duyuyoruz? Hüdapar Genel Başkanı bunu ilk kez mi söylüyor? Hayır, ilk kez söylemiyor. Bu Hüdapar'ın parti programında var. Adamlar bunu parti programına koymuşlar. Nasıl biliyor musunuz? Tam da böyle. Mevcut merkezi ve yerel devlet organizasyon yapısının ıslahıyla beraber mevcut yapının tabu olarak kabulünden vazgeçilerek olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyor. Parti programında var bu. Yani aslında Zekeriya Yapıcıoğlu'nu eleştirecek bir şey yok. Parti programına koymuş.
Ondan sonra bu parti de işte parti tüzüğü incelenmiş yargı tarafından, yetkililer tarafından, bir beis görülmemiş ki parti hala duruyor. Zekeriya Yapıcıoğlu da parti programına koyduğu şeyi söylüyor. Koyduğu şeyi, yani söylediğini eleştirebilirsiniz. Ama onun açısından ortada bir tutarlılık var. Yeni bir şey söylemiyor. Takiye yapmıyor mesela. Ama Sinan Oğan sanki parti programında Hüdapar'ın federasyon özellik yokmuş gibi bir açıklama yapıyor. Ya da bunu bilmiyormuş gibi bir açıklama yapıyor. Halbuki bir zamanlar çok yakındılar. 14 Mayıs seçiminden sonra, ikinci turdan evvel Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra bakın böyle bir poz vermişlerdi Beştepe'nin önünde. Burada Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu var. En uçta da Sinan Oğan var. Sonra bu fotoğrafa Photoshop yaptılar. Zekeriya Yapıcıoğlu'yla Sinan Oğan'ı el ele tutuşmuş gibi sosyal medyaya koydular. Buna itiraz edildi. Sinan Oğan da etti mi bilmiyorum. Ben onunla el ele tutuşmadım falan diye. Ama ne fark eder ki? Bakın, solda Hüdapar Genel Başkanı, sağda Sinan Oğan. Sinan Oğan sosyal medyaya soğumuş ya, öyle diyor az önce okuduğum tweette. Sessiz kalacağımızı zannetmeyin diyor. Yani Hüdapar Genel Başkanı'nın açıklamaları üzerine sosyal medya orucunu bozmuş bir nevi Sinan Oğan. Ama tam da neyin üzerine geldi biliyor musunuz? Sinan Oğan'ın yaptığı bu açıklama, bu paylaşım dünkü fotoğraf üzerine geldi. Dün asıl meselede göstermiştim. Fotoğraf bu. Londra'da Sinan Oğan, yanında işte bir şey, Londra'da lüks bir restoranı olan bir Türk şef. Birlikte yemek yemişler, sonra o Türk şef bu fotoğrafı paylaşmış, pahalı da bir restoranmış. Sonra Sinan Oğan'ın atkısıyla ilgili bir takım şeyler yazıldı, çok pahalı bilmem ne markası falan filan diye. Sinan Oğan buna ilişkin bir paylaşım yapma ihtiyacı da duymuş. Dün onu vermiştik, bugün de savunmayı, söz hakkını Sinan Oğan'a verelim. Diyor ki işte bu atkıyı tam 10 yıldır takıyorum, aynı kıyafeti uzun yıllar giyen birisiyim. 10 yıldır kimsenin dikkatini çekmemiş. Bir dolara aldım ben bunu. Öyle söylendiği gibi bilmem ne marka bir atkı da değil diyor. Şimdi Sinan Oğan birinci turda muhaliflerin oyunu topladıktan sonra ikinci turda Cumhur İttifakı'na katılmamış olsaydı bu fotoğraf sosyal medyaya düşmeyecekti. Sinan Oğan'a atkısı üzerinden mesela herhangi bir eleştiri yöneltilmeyecekti. Ama ortada bir siyasi tutarsızlık varsa, kimi insanlar kandırıldıklarını da düşünüyorlarsa eğer, sizi takip ediyorlar. Nereye gittiğinize bakıyorlar, atkınıza bakıyorlar, nerede yemek yediğinize bakıyorlar. Sonra siz de bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında mesele temel olarak bu. Şimdi Erdoğan'ı dinleyelim. Erdoğan bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 100. yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde katıldı. Dedi ki 12 askerin şehit olduğu saldırılar için 36 saatte 54 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedi. Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak. 12 askerin neden şehit olduğuna ilişkin askerler tarafından, emekli askerler tarafından, işin uzmanları tarafından yöneltilen soruları buraya, bu stüdyoya taşımıştım. Erdoğan 12 şehidin intikamının bir nevi alındığını söylüyor. 36 saatte 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini, kanlarının yerde kalmadığını söylüyor. Ama bu sorulara hala bir cevap verilmiş değil. Sorulara hala bir cevap yok. CHP'nin Milli Savunma Bakanı gelsin meclise bizi bilgilendirsin talebi de hala karşılık bulmuş değil. Şimdi yine bu konunun devamı olarak çıkan bir polemikle devam edelim. Devam edelim asıl meseleye. Bildiri meselesi.
Dört parti bir bildiri imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bildiri imzaladı. Sonra iktidar, işte Cumhur İttifakı ve onların medyası dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi terörü kınamadı. Halbuki kendi bildirisinde kınamıştı. Sonra Devlet Bahçeli Özgür Özel'i tehdit etti. Bu şahıs Manisa'da yürüyemeyecektir dedi. Bir Bahçeli'nin sesini bir hatırlayalım mı kısa? Arkadaşlar Bahçeli'nin sesini bir hazırlayın. Yürüyemeyecektir bu şahıs dedi. Sonra Özgür Özel ona bir yanıt verdi. Dinleyelim bir Bahçeli'yi hatırlayalım. Görevdeki CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. Evet. CHP işgal edildi. Böyleydi Bahçeli'nin sözleri. Sonra Özgür Özel bir yanıt verdi. Dünkü grup toplantısında dedi ki doğrudan aslında bu tehdide bir yanıt vermedi. Erdoğan ve Bahçeli dedi çok iyi siyasetçiler dedi ama kötü insanlar dedi. Sözleri sertti Özgür Özel'in. Bugün